Aranızda dotcom balonunu duyanlar olmuştur. İnternetin ilk çıktığı dönemlerde Türkçesi.com adında bir furya başladı. Bu yeni bir teknolojiyi de herkese heyecanlandırıyordu. Borsacı herkes bilir. Büyük paralar büyük hikayelerle kazanılır. Bu da büyük bir hikayeydi. O dönem internet furyası yeni yeni başlıyordu. 1998 ve 99 yıllarında Amerika'ya kayıtlı 147 şirketin isminin sonuna .com, işte .net, internet gibi uzantılar eklendi. Bunu şöyle düşünün. Türk Hava Yolları bir anda karşımıza yeni bir isimle işte Türk Hava Yolları Kuantum Teknoloji gibi bir şirketle çıkıyor. Herkes daha ne olduğunu bile anlamadan gidip direkt hisse senedini satın alıyor. Tavan tavan gidiyor alamıyoruz bile. Öyle bir furya düşünün. Genele yayılmış bir furya düşünün. Amerika'da tam olarak böyle bir sorun oldu arkadaşlar. Bu şirketlerin çoğu aslında internetle bir alakaları yoktu bile. Fakat sonlarına internet uzantıları ekleniyordu. İşte Amerika'nın SPK'sı SEC, yürütme bölümü direkt bu konuda endişeleri olduklarını çünkü yatırımcıların çok saçma bir şekilde sadece isme bakarak yatırım yaptıklarını, bunu yapmamaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundular. Borsa çok büyük bir balon yaşadı, emsali görülmemiş bir düşüş oldu, yatırımcılar maalesef büyük zararlar uğradılar, perişan oldular. İçinde bulunduğumuz çağdan dolayı da bu konu incelendi, İleride tekrar olabilme ihtimaline karşı iktisat fakültelerinde ders olarak işte giriş gelişme ve sonucu balonun balonunun ders olarak incelendi ki işte geleceğin yöneticilere aynı sorunlar karşılaşmasınlar, bu olayı öğrensinler ve gelecekte hazırlıklı olsunlar diye yıllarca üniversitelerde ders olarak anlatıldı. Bu yıl geçtiğimiz Nisan ayında yine Sekin Yürütme Bölümü Direktörü yapay zekaya yönelik bir yatırımcı ilgisi olduğunu ve işin daha kötüsü sahte yapay zeka projeleriyle yatırımcıların yanıltarak ciddi paralar toplandığını belirttiler. S&P 500'de yer alan 199 şirket ilk çeyrek raporlarında yapay zekaya atıfta bulundu bu en yüksek sayı, tarihin en yükseği. Bu firmaların birçoğu evet gerçekten yapay zeka teknolojisi veya stratejisine sahip. Hatta uzun yıllardır yapay zeka kullanıyor da olabilirler. Ancak 2023 ve 24 yıllarında artık borsada moda bir kelime haline geldi bu yapay zeka. Daha yeni işte blockchain, kripto para, bitcoin türevlerinden bahsederken bunlar bir anda eskidi. Bir anda yapay zeka bunları yerine almış durumda. Yapay zeka aslında çok da yeni bir şey değil. Fakat bir anda bu kadar ünlü olmasın nedeni bu teknolojinin bizimle çok iyi anlaşarak televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, köpek mama kapları gibi ürünlerin içine girerek bizimle iletişime geçmeleri. Onu farklı bir yere taşıdı. Yapay zeka kullanarak köpek mama kabının dolu olup olmadığını işte kabın sıcaklığı ile ilgili bize iletip yorumlar yapıyordu vesaire. Ama işte tam olarak burada birinci sorun başlıyor. Bu bilgilere gerçekten Gerek var mı bu bilgileri bize iletmesine gerçekten gerek var mı bu bir yatırım yapmaya değer bir teknoloji mi? Hadi yaptık diyelim bu kadar yüksek fiyattan yatırım yapılır mı? Yatırım yaptığımızda bize kazanç olarak dönüşü ne olacak? Bütün bu sorular kafa karıştırıcı ama aslında bir yandan bunlar da çok masum problemler arkadaşlar. İkinci problem, asıl problem bu şirketlerin bizi yapay zeka ile kandırıyor olmasıyla. Macar asıllı yazar Mucit Wolfgang diye bir adam 1700'lü yıllarda Avrupa çapındaki gösterilerinde The Mechanical Turk adını verdiği kendi kendine çalışan bir satranç oynama makinesi tanıt. Bu satranç makinesi önüne geleni yeniyor. Büyük bir ün kazanmış. İşte bu buluş dönemin en iyi icatlarından biri olarak görülüyor. Herkes şaşkınlıkla önüne her geleni yenen bu satranç makinesini izliyor. Ancak bu icat kocaman bir yalandan olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Aslında masanın içine saklanmış bir satranç ustası kutunun içinden beri saklanarak gizlice yönetiyor. Başka bir deyişle tüm bu olanlar aslında bir illüzyon gösterisiydi. Aradan zaman geçti. Yaklaşık 250 yıl sonra 2016 yılında dünya devi Amazon şirketi benzer bir numarayla karşımıza çıktı. Walkout isimle bunu verdiği bir yapay zeka destekli ödeme sistemiyle müşterileri tarafından raftan direkt alınan ürünle herhangi bir ödeme yapmadan veya manuel bir şekilde bizlerin herhangi bir işlem yapmadan raftan aldığı ürünle direkt çıkıp gitmesine dayalı bir yapay zeka tanıttı. Aslında bunu şöyle hayal edin. Markete gidiyorsunuz, ürünü raftan alıyorsunuz. Ne kasada birine para ödüyorsunuz, ne kendiniz manuel herhangi bir şey yapıyorsunuz. Aldığınız ürünle hiçbir şey yapmadan çıkıp gidiyorsunuz. Yapay zeka sistemleri sizin mağazaya girdiğinizde ve ürünü aldığınızda satın alma işlemini otomatikmen gerçekleştiriyor, anlıyor ve siz ürünü alıp doğruca beklemeden marketten çıkıp gidiyorsunuz. Kulağa harika geliyor ve Amazon bunu gerçekten de yaptı arkadaşlar. Fakat bu işin perde arkasında da kocaman bir yalan vardı. Amazon sözde yapay zeka teknolojisini kullanıyordu ama aslında Hindistan'da binlerce kişi tarafından izlenen güvenlik kameraları olduğu ortaya çıktı. İşte bu kişiler güvenlik kameralarını videolardan izliyor. Markete girdiğiniz andan itibaren onlar manuel bir şekilde ödemeleri yapıyor. Yapay zekayı biraz kullananlar bilir. Onun en büyük öğretmeni onu kullananlardır. Amazon da bu yapay zekayı evet zamanında eğitti. Bu esnada Hindistan'da kameraları reyon reyon izleyen binlerce insan ödemeleri yaparken Amazon müşterileri yapay zeka sistemi zannettikleri illüzyonu hayranlıkla izliyorlardı. 2016'da başlayan bu sistem 2022'de bile hala %70 oranında kameralarla manuel bir şekilde izlenerek işlemleri gerçekleştiriyor olması insanları hani nerede bu yapay zeka dedirtiyor. Madem yapay zeka niye %70'ini insanlar izliyor? Hindistan'daki bu binlerce kişinin kameralarla izlediğinden bile aslında bahsetmedi Amazon bize. Ancak diğer şirketlerin de dolandırıldığına dair bilgiler ortaya çıkınca işte Amazon'un işbirlikleri olduğu Amerika Stadyumlar, spor merkezleri, havalimanları Tamam sistem çalışıyor ama burada bir kandırmaca var yapay zeka diyorsunuz ama arkada Hintli kameramanlar var gibi bir algı oluştu. Aslında işin özeti arkadaşlar yapay zeka abartısının nedenleri ve sonuçları üzerine baktığımızda gerçekten yapay zeka balonu var mı? Bunun gerçek dünya üzerindeki etkisi nedir? Bir diğer konuda yarı pişmiş yapay zeka ürünlerini piyasaya süren şirketlerin kullanıcılarını ve yatırımcılarını kandırarak birçok vakaya imza atmış olmaları. Benzer bir durum yine çok ilginçtir ki insansı robotlarda da var. Bu robotlar son zamanlarda oldukça popüler hale geldiler. İnsan benzeri hareketler yapan robotlar. Örneğin böyle kafasını çeviriyor, bir yere bakıyor ve o esnada aslında bizi kandırıyor. Çünkü robotun başını çevirerek bir yere bakması gerektiği tüm bu motorları kurmaktansa robotun kafasına işte 4 tane kamera veya 1 tane 360 kamera takılarak bunun hem daha ucuz hem daha verimli olduğu mühendislik olarak kanıtlanmış bir gerçek. Fakat 360 kameralı robotun insana benzemediği için yatırımcılardan ilgi görmediği, insansız robot olarak kabul edilmediği, insana benzer hareketler yaptırarak yatırımcıları kandırmak için o kafa dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Yoksa robotların en çok kullanıldığı yerlerde, hani fabrikalarda işte ağır parça kaldırabilen kaynak yapan, bir şeyleri diken, vida sıkabilen, çivi çakan robotlar yaygınca kullanılıyor ve e, bu gerçek bir ihtiyacı hizmet ediyor bunlar. Fakat bunların hiçbiri insan şekline sahip değil. Zaten neden bir fabrikaya çivi çakan robotun insana benzetmeye çalışacaksın ki? Onun amacı iyi bir çivi çakmak. Aslında bu yapay zeka furyası arkadaşlar ChatGPT'nin aramıza katılmasıyla bir bilgisayarın nasıl bu kadar iyi konuşabildiği ile ilgili hikaye ortaya çıktı. Herkes yapay zekanın ne olduğu belirsizliğini tam olarak anladı aslında GPT'nin olayı Alan Turing'in testini geçiyor olmasıydı. Nedir bu test? Bilgisayarların babası Turing tarafından ortaya atılan düşünce deneyi. En iyi bilinen yöntem bence de öyle bu arada. Turing testte bir bilgisayarın insanları bilgisayarla değil de bir insanla konuşuyormuş gibi eğer kandırabiliyorsa o bilgisayar gerçekten de zekidir artık. O yapay zeka gerçekten de yapay zekadır. Test bu. ChatGPT bunu geçti arkadaşlar. Stanford Üniversitesi'nde profesör olan Matthew Jackson adında bir tane üniversite hocamız ChatGPT'nin son sürümünün Turing testine soktu. Bu test sonucunda GPT'nin işbirlikçi, ortalama bir insan davranışı saptadığını yazdı. ChatGPT dünya çapında en hızlı büyüyen platform olarak rekor kırdı. Kasım 2022'de çıktı, piyasaya sürüldükten 5 gün sonra 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Yaklaşık 2 ay içerisinde de 100 milyon kullanıcıyla rekor bir kullanıcı sayısına imza attı. En hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu. Tabii ki bu rekoru 2023 yılında Mark Zuckerberg tekrar kırarak bayrağı eline aldı. İşte Meta'nın tweets'i uygulamayı tanıttıktan 2 gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Emsali görülmemiş bir rekora imza attı. Ama en büyük soru işareti yapay zeka şirketlerinin borsadaki şirketleri piyasa değerlerini alıp uzaya çıkartması. Bu konu yapay zeka kavramının bir borsa balonu mu oluşturuyor olması bu durumu en büyük yatırımcı korkusu haline getirdi günümüzde. Şirketler beklenti raporlarında AI'dan bahsetme sayısında oldukça büyük bir artış var. Bronstone'un araştırmasına göre AI'dan bahseden en çok şirketin CEO'su Intel oldu. Hatta Intel'in CEO'su 4. çeyrek 2023 genel kurulunda tam 30 kez yapay zeka dedi. E baktığımızda şimdi Intel yapay zekanın neresinde rakiplerinin yanında olmaya bırak arkasında bile değil. Kullanan arkadaşlar bilir Intel Intel'in yapay zekası var mı? Varsa nerede var? Ben bilmiyorum. Hiç kullanmadım yani. İlla ki vardır bir şeyler ama tabii bunun bir de tek Intel yapmıyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre S&P 500'deki şirketlerin %36'sı son bilançolarında yapay zekaya atıfta bulundu arkadaşlar. Yani daha anlaşılır söylemek gerekirse dünyanın en büyük %36'sını kıraslandırdığınızda beklentilerini yapay zeka üzerinden satmış durumda bu dünya çapında neredeyse inanılmaz bir fiyata tekabül ediyor. Kaç yıl sonra neyi şimdiden fiyatlıyoruz? Bunu analiz ettim diyen analist yalan konuşuyordur. Tahmin aralığı çok geniş bir istatistik. Yapay zekanın ne kadar bir para kazandırabileceğini analiz etmek şu anda çok zor. 2015'ten 2022'ye kadar küresel yapay zeka yatırımları 7 kat artmış durumda. Hatta Körinç Bey'e göre 2023 yılında Amerika'daki startuplara yatırılan yatırımın her 100 dolarını 26 dolar yapay zeka şirketlerine yatırıldığı belirtiliyor. Yani bu oran geçen yılın iki katı falan birçok şirket son zamanlarda yapay zeka heyecanında muazzam bir büyüme gördü. Bununla birlikte rekabet edebilmek için de yapay zeka ile hiç işi olmayan şirketler iş modeli veya ürünlerine yapay zekayı entegre etmeleri konusunda baskı oluşturdu artık bu şirketler. Yapay zeka kullanıyorsan süpersin ama eğer kullanmıyorsan hiçsin gibi bir algı oluştu şirketlerin üzerinde. E, bunu yapamayanlar da yaptık diye yalan konuşmaya başladılar. Biz ürünlerimizde yapay zeka kullanıyoruz diyen, işin sonucunda kullanıcılarını ve yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan dev dolandırıcılık vakalarına imza atıldı. Örneğin Delia adında bir tane yatırım danışmanlığı şirkete işte, yapay zeka teknolojisini kullanarak yatırım stratejileri geliştirdiğini iddia etti. Teknolojiyi kullanmadığı ortaya çıktı. Şirket müşterilere ve yatırımcılarına yalan konuşmuş. Işte, yapay zeka kullanıyoruz diye yanıltıcı bilgi verdiği için sek dolandırıcılık cezası kesti şirkete. Hatta dahası var. Wirecard adında Almanya'nın önde gelen fintech şirketlerinden bir tanesinin CEO'su Marcus Brown diye bir adam devasa bir muhasebe skandalına imza attı. İşte ileri düzey yapay zeka ürünleriyle finansal hizmetlerde sözde devrim yarattığını açıkladı. Ancak gerçekte bu hiçbir dayanağın olmadığı böyle bir teknoloji olmadığı ortaya çıktı. Skandal patladı. 2 milyar dolarlık açık çıktı. CEO istifa etti tutuklandı. Şirket iflas etti işin kötüsü yapay zeka kullanan fintech şirketlerinin adını lekeledi. Her geçen gün yapay zeka daha çok konuşuluyor. Birçok insan artık bu yapay zeka olayının dotcom balonuna, işte kripto balonuna, mortgage krizine benzetmeye başladılar. Yatırım dünyasında güzelim teknolojinin adı ciddi şekilde lekeleniyor. Bu teknolojiyi gerçekten layıkıyla yapan şirketler evet var. Onlar da aşırı fiyatlanmış durumda. Ama şu an yapay zekaya değer biçebilecek dünyada finansal analist yok. Yani neye göre, neyi değerlendireceksin belli değil ortada kocaman bir belirsizlik var. Bu işin sonunu öngörmek şu an imkansız gibi bir şey çünkü nasıl bir para kazanacağın modelin tam oturmamış bir sistem var. Üyeliklerle geçinilen bir mevcut durum var. Nvidia bunun en büyük örneği. Çipleri tasarlayan lider şirketlerden biri. Yapay zeka ile büyümesi emsali görülmemiş bir şekilde arttı. 10 yıl önce işte 1 TL'lik Nvidia hissesi alan adam milyoner oldu, milyarder oldu. Ancak hala beklentileri var bu hisseden. İşte bir bu kadar daha gidecek mi yoksa şu an doyum noktasına mı geldi ya da balon mu oldu acaba diye söylentiler çok uç yerlerde yani bu beklentiler çok uç yerlerde olmaya başladı. Bu sektördeki en büyük eksiklik aslında arkadaşlar yapay zekanın halka arz eksikliği. Yani yapay zeka şirketleri hala girişim statüsünde ve henüz borsalara gelecek kadar olgunluğa ulaşılmadığı düşünülüyor. İşin bir de gizli işten çıkarma vakaları var. Orası tam bir işin arka sokağı. Dünyanın en büyük şirketleri UPS, Shopify. Tam şirket ...yüzde %30'unu işte küçülüyoruz ayağına işten çıkararak ciddi bir küçülme sağladı. Ya sonra da ortaya çıktı ki bu küçülmenin asıl nedeni artık yapay zekanın çalıştığı... ...o işten çıkan işçilerin yanına yapay zekanın çalıştığı dedikoduları çıktı. Ya bunun bir örneği de Amerikalı yapımcı Tyler Perry... ...işte bizdeki Cem Yılmaz'la Acun'un karışımı gibi bir adam düşünün bu dev yapımcı yapay zeka filmleri üretmenin sonuçlarını gördükten sonra stüdyoları büyütmek yerine durdurma kararı aldı. Her şeyi yapay zeka ile yapmaya başladı. İşin özeti gelecekteki biz iş dünyasında nasıl bir film bekliyor? Farlar kapalı gidiyoruz gibi bir durum var. Şimdi beklenti şu ki yapay zeka insanları yerine hemen mi alacak yoksa biraz sonra mı alacak? Kesin alacak artık orada netiz. Onda netleştik. Ama şu da netleşti. Yapay zekayı kullanan insanlar da kullanmayanların yerini alacak. Bu da önemli bir nokta. Ancak bu süreçte bazı işler de risk altında. Tüm bu fütüristlerin yani gelecek tahmincilerinin inanılmaz önemli ölçüde etkileyeceği ilk alanın müşteri hizmetleri birimleri olduğu tahmin ediliyor. Çünkü dünyada en çok çalıştırılan meslek gruplarına yönelik olması en yüksek ihtimal bekleniyor. Yapay zekanın vaatleri hakkında söylenecek çok şey var. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Saygı duyulacak şeyler yapıyor. Yakından takip etmesi gereken önemli bir sektör. Eğer bu bölümü beğendiyseniz abone olmayı unutmayın kanaldaki diğer ilginç içerikleri de izlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.